Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yükşar Koçak. Yine silahlar ve silahlanma üzerine bir videoyla karşınızdayım. Şimdi bakın. Bu videomuzda sizlere bahsedeceğim şey. Hani hatırlarsınız eskiden beri. Şimdi hep derler. Hani yapacağız deyince yaptırmıyorlar, izin vermiyorlar. Mesela işte biz şöyle füzeler yapamıyoruz. İşte böyle bombalar yapamıyoruz. Her neyse. Bunlar. Bakın şimdi dostlar, Birleşmiş Milletler yasaklıyor deniyor mesela. Mesela 1500 km menzilli bir seyir füzesi yapmaya kalkacaksınız. Füzenin her şeyini yapabiliyorsunuz. Ama motorunu yapamıyorsunuz. Şimdi size bu füzeye motor lazım. Ne olacak? Satın almanız lazım çünkü yapamıyorsunuz. İşte Birleşmiş Milletler'in adı bir kararı var. Diyor ki, efendim, x kilometre menzilli, atıyorum 350 kilometre menzilli, şimdi bir füze, tamam yapılabilir ama bunu geçen füzeler, atıyorum, motorlarının bakın, satışı, ondan sonra parça tedariki ve haliyle ihracatı yasaklanmıştır diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. O motoru üreten ülkeye sen bu motoru yapamazsın denmiyor. Şimdi böyle bir durumda ama yapmamıza izin vermiyorlar konusu var. Şimdi bu konuda bahsedilen şey esasında tamamıyla politiktir. Güçlü. Şimdi devlet, güçlü hükümet imajı yaratmak için özellikle bunlar söyleniyor ve ardından da deniyor ki efendim izin vermediler ama yaptık. Aslında o motoru üretmenizde bir engel yok. Kendi teknolojinizle. Zaten yapanlar hep böyle yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi onlar da gene şimdi atıyorum. Mesela 1500 km menzilli bir seyir füzesi motoru satın almaya kalktıkları andan itibaren şimdi satın alamıyorlar. Şimdi üreten de satamıyor. İşte Birleşmiş Milletler çünkü yasaklamış satışını. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ama bize tank yaptırmıyorlar. İşte ama bize şu uçaktan yaptırmıyorlar. Ama yok alamıyoruz. Şimdi Avrupa mesela konvansiyonel silahları indirim anlaşması yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şimdi biz de gene şimdi imza attık bu anlaşmaya. Ve burada mesela sayılarına kadar belirlendi. Mesela NATO ülkeleri ve Rusya karşılıklı işte ben falan enlem falan boylam arası bölgede şu kadar en fazla tank bulundurabilirim. En fazla şu kadar uçak bulundurabilirim. En fazla şu kadar helikopter, en fazla şu kadar top bulundurabilirim. Yani şimdi bakın bu anlaşmalara devletler kendi imzalarını attılar. Ve ardından kendi kendilerine kısacası bu anlaşma imzalanırken sınırlamalar koydular. Şimdi siz yarın atıyorum 600 tane mesela savaş uçağına imza etmişsin. Benim azami ihtiyacım bu kadar demişsin o anlaşma yapılırken. Şimdi ardından sen 600 uçak yerine 900 savaş uçağı yapmaya veya tedarik etmeye kalkarsan işte o zaman haliyle uluslararası mahkemeler, hakem heyetleri her neyse bunlar mesela diyecek yapamazsın. Şimdi işte o zaman gene aynısını diyecekler ama bize izin vermiyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Şimdi niye izin vermiyorlar? Sen azami 600 tane savaş uçağı mı olacak? Avrupa Konvansiyonel Silahları indirim anlaşması imzalanacak. Tabii ki sana 900 tane uçak yaptırmayacaklar veya sahip olmana izin vermeyecekler. Yani bazı şeyler kısacası sizin attığınız imzalarla zaten kayıt altına alınıyor. Mesela
Atıyorum X bir piyade tüfeği yapacağız. Ama abi bize işte yaptırmıyorlar. Niye? Evet, niye? Çünkü uluslararası patent sözleşmelerini imza attınız. Ve dediniz ki ben ya bu tüfek kendi işte Mehmetçik bilmem ne hangi marka adı altında üretmeyeceğim. Neden? Çünkü bu Alman Hector Koch patentiyle üretilmiş bir araç. Ben bunun patentini alırım. Ondan sonra ülkemde üretirim. Know-how'ı, şunu, her neyse Almanya'ya öderim. Ondan sonra Almanya patent satışı ardından giren üretimle şimdi tabii ki tahsilatını yapar sözleşme yani çapında. Ben bunun adını değiştiremem. Piyade tüfeğinin üzerine atıyorum mesela MKE Hakiye 416 mesela. Diyelim ki ibaresinde basmak zorunda kalırım. Şimdi mesela patent sözleşmesi vardır. Efendim siz bu patentini aldığınız zaman bu atıyorum piyade tüfeğinin mesela hem üretim hem mesela ihracat izniyle alabilirsin. O zaman ayrıca ihracatını da yaparsın. Ama şimdi adamdan patentini alırken isim değişikliğine kadar almışsın. İşte o zaman da şimdi bunun hem üretimini yaparsın, hem adını değiştirebilirsin, hem satışını yapabilirsin. Şimdi bu aşamada Almanlar tabii, daha doğrusu Hector Koch tabii payına düşeni alır. Ardından gene herkes işine bakar. Yani şimdi bunlar dikkat ederseniz imzalanan patentler çerçevesinde ve ülkenizin attığı imzalar çerçevesinde belirlenen pek çok husus. Ama şimdi bizde ne deniyor? Şimdi yaptırmıyorlar. Ondan sonra ne olacak biliyor musunuz? Bir gün biz o füzenin motorunu yapabilir olduğumuz zaman üretime girecek Türkiye'de. Ve işte o zaman da diyecekler ki izin vermiyorlardı ama yaptık. Bakın bu aynı zamanda siyasi bir mesajdır. Zaten bu sözler işte bu yüzden o şekilde söyleniyor. Ama bize yaptırmıyorlar. Ardından da biz yaptık. Biz güçlü bir yönetimiz olalım. İşte bu mesajı vermek için. Aslında siz o motoru kendi ülkenizde, kendi imkanlarınızla yapabilecek hani kapasiteye ulaştınız. Ondan sonra yaptınız. Satın almıyorsunuz. Parça ithalatı yapmıyorsunuz. Kendiniz üretiyorsunuz. İşte o aşamada kimse size aslında bir şey diyemiyor. Ama yaptırmıyorlardı ama biz yaptık. Sözünü söyleyen vatandaş da bir yanlış yönlendirilmiş. Ardından ne dediğini bilmiyor. Kimse izin vermiyor ama biz yaptık diyor. Bakın Avrupa Konvansiyonel Silahları İndirim Anlaşması imzalandığı zaman biz gerçekten sabit sayılara imza attık. Şu kadar adet tank, şu kadar adet savaş uçağı, şu kadar adet helikopter, şu kadar adet top. Bakın yani bu ana savaş silahlarında biz bu sayılara imza attık. Şimdi ve biz bu sayılardan daha fazlasına mesela sahip olmayacağımızı beyan ettik. Tabii ki haliyle şimdi biz bu sayıları açtığımız zaman yaptırmak istemeyecekler. Ve tabii ki uluslararası mahkemelere gidecekler. Ha alternatifi ne olur? Atıyorum mesela o sayıların üzerinde bir güce sahip olacaksınız. Devlet olarak Avrupa Konvansiyonel Silahları İndirim Anlaşması'na imza atmışsınız. Bu anlaşmadan imzanızı çekiverirsiniz devlet olarak. Ondan sonra ben artık bu hakka denen anlaşmayı kabul etmiyorum deyip ardından yapmaya başlarsınız. O zaman da onun çeşitli yaptırımları eğer olursa katlanırsınız. Ödenecek bedeller olursa ödersiniz. Ama o şartlar altında ancak yaparsınız. Yani kısacası bazı şeyler esasında ülkenin imzaları, sözleşmeler ve dahası Birleşmiş Milletler bakın kanunları değil. O Birleşmiş Milletler kanunlarını içeren anlaşmalara atılan imzalarla alakalıdır. Siz zaten kendiniz bu beyanlarda bulundunuz, devlet olarak imzanızı attınız, meclisinde onayladınız,
ardından da tabii ki yapmanıza yasa hani huzurunda mani vardır ve tabii ki izin vermek istemeyecekler. Siz de çekin anlaşmadan imzanızı, olsun bitsin. Mesela diyorlar ki ama İsrail yapıyor. Biz de yapalım. Bakın ama İran yapıyor. Biz de yapalım. Bizim neyimiz eksik? Arkadaşlar sizin neyiniz eksik biliyor musunuz? Siz o anlaşmayı imzaladınız. İsrail o anlaşmayı imzalamadı. İran o anlaşmayı imzalamadı. Hindistan o anlaşmayı imzalamadı. Bu işin sonunda ne oldu? Adamlar çatır çatır yapıyorlar. Elyen tankını, topunu, tüfeğini çakıyorlar. Aynen kopyalıyorlar yine malum Çinliler mesela. Ama işte bize kopyalatmıyorlar. Kopyalamayacaksın tabii. Uluslararası patent sözleşmelerine imza attın. Atmasaydın İranlılar atmadı. İsrailler atmadı. İsrailler attı galiba, ona da her neyse. Konvansiyonel silahlara, nükleer silahlara bakın bunlara. İsrailler imza atmadı. İranlılar önüne geleni çapıyor genelde Çinliler gibi. Çünkü İranlılar gene bu imzaları atmadı. Yani kısacası onlara yaptırıyorlar, bize yaptırmıyorlar. Olayı doğru değil. Ya bunun haricinde bir de hep o bize söylenen şeyler işte. Ama abi bize izin vermiyorlar olayı. Özellikle bunlar da siyasi beklentilerle vatandaşın beynine pompalanıyor. Ve ondan sonra da deniyor ki izin verilmiyordu. Yapmamıza izin verilmiyordu. Ama biz yaptık. Neden? Çünkü aslında o füze motorunu sen artık kendi ülkende kendi imkanlarıyla yapabiliyormuşsun. Ve artık yapıyormuşsun. Mesela atıyorum. İlk üretime giren mesela son füzeleri, atmaca füzeleri Fransız malı motorlarla girdi. Ama menziline bakıyorsun, şimdi bu sınırlamaların altında. Biz Fransa'dan istediğimiz kadar alabiliyoruz bu motorları. Fransalar sat, Fransa satsın yeter. Ama 1000 kilometre menzilli bir füze motoru girdiğiniz andan itibaren Fransızlar bize satamıyor bunu. Ama Fransa kendi ihtiyacı için yapabiliyor. Hiç kimse Fransa için sen bu motoru kendi ihtiyacın için yapamazsın demiyor. Aynı şey bizim için de geçerli. Arada verilen mesaj farkı şu, biz bir gün bu motoru yapabilir duruma geldik ve yapıyoruz artık demek yerine Birleşmiş Milletler izin vermiyordu. Efendim ama biz çatır çatır yapıyoruz. Niye? Çünkü biz şöyle güçlü bir hükümetiz, böyle güçlü bir devletiz. Aha yapılmayanı yapıyoruz, bize oy verin meselesidir. Ta 1950'lerden beri bu millet bu şekilde uyutulur. Bakın. Lozan'ın gizli maddelerinde işte maden çıkarılması yasaktır falan derken Türkiye'nin her tarafında bir dünya o kadar çok maden çıkartılıyor ki Allah aşkına elinizi bir vicdanınıza koyun ya. Yani bir dünya maden çıkartılıyor Türkiye'de. Hatta bazı madenler kurutuldu bile. Ona rağmen birileri inanıyor yani Türkiye'de maden çıkartılamadığını. Yani şimdi bir ülkede halkın eğitim seviyesi ve durumu analiz etme yetisi biraz sınırlıysa veya sınırlı olma ölçüsü neyse tabii o ölçüde de insanlara başka şeyler pompalanıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani duyduğunuz şeylere inanmayın. Pek çok duyduğunuz şeyin aslı astarı yoktur. Evet dostlar, şimdi yüksek müsaadenizle bir dünya derdimiz var, çözmemiz lazım. Bu anlamda yüksek müsaadenizle huzurlarınızı ayırıyorum. Her zaman dediğim gibi hepinize kazası belası günler. Hoşçakalın, sen kalın.